Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Zor günler geçiriyoruz. Hepimiz üzgünüz ve ben 6 Şubat'ta bu depremler gerçekleşti. Ben bu videoyu yaklaşık bir hafta sonra çekiyorum. Bir haftadır herhangi bir video çekmedim. Tüm ülke olarak zaten bölgeye yardım için uğraşıyordu herkes. Kimisi maddi, kimisi manevi, kimisi dua etti, kimisi kan verdi. Biz de elimizden geldiğince yardımlarımızı aktarmaya çalıştık. Bu videoda ben sizlere deprem olduğunda ya da iletişim trafiği arttığında telefon hatları, GSM şebekesi neden çöker birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü Kahramanmaraş depreminde de benzer sorunlar yaşandı. Daha önce İstanbul'da olan depremde de benzer sorunlar yaşanmıştı. Birazcık size GSM teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Biraz da böyle bir durumda neden çöker? Bundan size bilgilerimi aktaracağım. Baştan söyleyeyim bu arada ben haberleşme mühendisi, elektronik mühendisi falan değilim. Ama en azından bildiğim bilgileri size aktaracağım. Çünkü bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla hani herkes konuşuyor, herkes bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İyi niyetli olanlar da var, olmayanlar da var. O yüzden ben bir genel bir toparlama yapacağım. Çünkü bu bilgi önümüzdeki yıllarda olacak depremlerde de işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak biraz GSM teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Günümüzde kullandığımız işte cep telefonları şu anda görüyorsunuz. Bu bir donanım cihazı, bu bir cihaz. Bu cihazın bir baz istasyonuna bağlanması lazım. Üzerinde anten olan ve diğer baz istasyonlarla haberleşen bir cihaza bağlanması gerekiyor. Biz farkında olmasak da aslında etrafımızda belli mesafelerde, belki 1 kilometre ötede, belki 3 kilometre ötede, belki 500 metre ötemizde bir baz istasyonu var. Ve bunlardan bir tane değil, birden fazla var arkadaşlar. Çeşitli mesafelerde. Ve bunlardan diyelim ki benim bulunduğum bölgede 10 tane varsa, 2 tanesi, 3 tanesi zarar gördüğünde, kapandığında, çalışmadığında, herhangi bir sebepten bir şey olduğu zaman diğerleri zaten iletişimi devam ettiriyor. Hani az çeker, çok çeker ama iletişim kesilmez, devam eder arkadaşlar. Yani telefonları kullanabilmemiz için bir şekilde baz istasyonlarına ihtiyacımız var. Baz istasyonu olmayan telefon teknolojileri de var. Uyduya bağlanıp da görüşme yapılabiliyor ama onlar telefonlar da özel. Uyduyu görmesi lazım, havanın şartlarının iyi olması lazım vesaire vesaire. Çok teknik konular bunlar. Ben mümkün mertebe basit anlatacağım arkadaşlar. Çünkü tekniğine girersek o başka bir alan, benim uzmanlığım da değil zaten. Şimdi Türkiye'deki GSM şebekelerinin çökmesi iki farklı sebepten oluyor. Farklı sebepler de bulunabilir bunlar için ama temelde bunlar benim gözüme çarpan sebepler. Bir tanesi iletişimin aşırı derecede yoğun olması. Şimdi şöyle düşünün. Buraya baz istasyonu kurarken burada nüfus hesabı yapılıyor. Bunlar çok karmaşık hesapları var bu arada. Nüfus hesapları yapılıyor. Diyelim bu bölgede 100 bin kişi yaşıyor. 100 bin kişinin 10 bininin aynı anda telefonla konuşacağı hesaplanıyor. Bu kaba bir tahmin olarak söylüyorum ben, bildiğimden değil. Ama genelde hesaplamalar bu şekilde yapılır. Belli bir oranın aynı anda konuşmayacağı üzerine. Eğer bu 100 bin kişinin 50 bini aynı anda konuşmaya kalkarsa, 60 bin aynı anda konuşmaya kalkarsa şebeke çöküyor. Biz bunun örneğini ne zaman yaşadık? Ben notlarıma bakacağım. 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Silivri merkezli bir deprem oldu. Ben de İstanbul'daydım o dönem. Normal telefonla görüşme, yani sesli görüşme sistemleri çöktü. Kimseyi arayamadınız, kimse sizi arayamadı ama WhatsApp'tan şuradan buradan çeşitli iletişimler onlar devam etti. Yani internet çökmemişti ama sesli iletişim çöktü. Bunun temel sebebi de şu, az önce bahsettim. Bunun öne geçmenin mümkünatı var mı? Benim bildiğim bir teknoloji yok. Hani bilen varsa yazsın yorumlara. Ama hani aynı anda bu kadar kişiye yapılacak, yapılabilir mi? Yapılır bu arada. Yani yapılamaz demiyorum. Onu söyleyeyim. Ama çok aşırı yüksek bir maliyet çıkar. Bir bölgede bulunan 100 bin kişinin aynı anda telefonlarla konuşması için bir altyapı kurmaya kalktığınızda normalde 10 liralık bir maliyet gerekirken 100 liralık bir maliyet çıkar. Bu da işte bizim faturamıza yansır veya farklı şekillerde yansır. Bunun da kimse altına girmek istemez. Hani ne GSM operatörleri böyle bir yatırım yapmak ister ne de biz istemeyiz. Yani 100 lira fatura öderken 500 lira fatura kimse ödemek istemez diye tahmin ediyorum. Bu ne yazık ki böyle bir denge var burada. Bu dengeyi bozmak da çok kolay değil. O yüzden iletişimin çok aşırı arttığı durumlarda ne yapılabilir? Zaten deprem ilk olduğunda ben de mesela öyle bir paylaşım yapmıştım. Sesli iletişim kurmayın. Kimseyi aramaya çalışmayın. Hem bölgedeki insanları hem de bölgedeki insanları dışarı aramaya çalışmasın. Çünkü ses şebekesi çökecekti ki çöktü zaten. Ama onun başka sebebi de var. Şimdi onu anlatacağım. Yapılacak şey şu olabilir. Eğer atabiliyorsanız SMS atın. İşte WhatsApp, Bip ve benzeri uygulamaları kullanmaya çalışın. Bunun dışında yapılabilecek başka bir şey yok arkadaşlar. Çünkü öyle bir durumda herkes can derdine düşeceği için orada hani işte şöyle yapalım böyle yapalım gibi bir şey pek mümkün olmaz diye düşünüyorum. Sakin olmak, serin kanlı olmaktan başka yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Şimdi Kahramanmaraş'taki çökme sebebi ise başka arkadaşlar. Orada da tabii ki bir yoğunluk olmuştur mutlaka. Ben o bölgede değildim bu arada. Ama onun temel sebebi baz istasyonlarının da yıkılması. Şimdi görüyorsunuz videoları, paylaşılan fotoğrafları her taraf yerle bir olmuş. Binlerce bina yıkılmış. Tabii bu binaların üzerinde de baz
istasyonları var. Genelde baz istasyonları binaların üzerine konuyor arkadaşlar. Hani bazı yerlerde sabit bir direk koyup ona da konulduğu durumlar söz konusu ama genelde şehir içinden bahsediyorum. Şehir içindeki noktalarda baz istasyonları binaların üstüne konuyor. Bina çöktüğü zaman zaten otomatik olarak baz istasyonu da devre dışı kalıyor. Maraş depremindeki bölgeyle ilgili olarak Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği bir açıklama yaptı. Burada 8900 tane baz istasyonu varmış ve bunun 2451 tanesi yaklaşık 4'te 1'ine tekabül ediyor. Yaklaşık olarak kaba bir hesapla devre dışı kalmış arkadaşlar. Yani 4 tane baz istasyonundan bir tanesi yıkılmış. 190 tane mobil istasyon gönderilmiş. Bu ilk 2 günde yaptığı açıklamayı. İkinci açıklamada da 8900 baz istasyonundan 1400'den fazlasını onardık dediler. Bölgede 241 mobil baz istasyonu gönderilmiş. Yani Maraş ve depremden etkilenen diğer illerdeki GSM şebekelerinin çökmesinin sebebi fiziksel olarak baz istasyonlarının zarar görmesi. Şimdi tabii ki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bütün baz istasyonları binaların üzerinde mi? Hayır, değil. Olmayanlar için de şöyle bir sorun oluşmuş orada da. Bu bir afet durumu olduğu için arkadaşlar sonuçta bu baz istasyonların birçoğunda bir enerji sistemi var. Yani elektrikle çalışıyor bunlar. Şimdi elektrikle olmadığı için ne oluyor? O zaman jeneratörler devreye giriyor. Bu jeneratörlerin üzerinde mazot var ve bunlar mazotla çalışarak birkaç saatte olsa o baz istasyonu ayakta biliyor. Yani yıkılmadığını varsayarak konuşuyorum. Ama tabii ki orada da şu sorun oldu. O baz istasyonundaki o mazot bitecek. Yani o jeneratörün mazotu bitecek. Birinin gidip bunu değiştirmesi gerekiyor. Yani içine mazot eklemesi gerekiyor ki çalışmaya devam etsin. Takdir ederseniz ki bölge çok büyük bir yıkım olduğu için onu gidecek olan kişi de muhtemelen ya enkaz altında ya da yakınları enkaz altında olduğu için gidip onu değiştiremedi. Tabii ki başka bölgelerden oraya insanları sevk etmekte zaman aldığı için ne yazık ki şebekenin tekrar toparlanması oldukça uzun süre sürdü arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç yorum gördüm ben. Bana da hatta ben birkaç paylaşım yapmıştım. Bana da bu yorumlar geldi. Şimdi yorumlardan bir tanesi diyor ki National Roaming yapılamaz mı? Yani National Roaming dediğimiz şu arkadaşlar. Diyelim ki Turkcell'in baz istasyonu var, Vodafone'un baz istasyonu var, Türk Telekom'un var diyelim ki. Bunlar ayrı ayrı çalışıyor. Yani Turkcell'den hizmet alıyor Türk Telekom. Türk Telekom'dan Vodafone'dan. Hani birbirlerine destek alınamaz mıydı? Anladığım kadarıyla bu yapıldı zaten. Ama takdir edersiniz ki bölgedeki zaten genelde baz istasyonları genelde aynı binanın üzerine konuyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani Turkcell de koysa aynı binaya koyuyor. Beraber koyuyorlar yani aslında. Ama baz istasyonları ayrı. O yüzden o da yıkıldığı için muhtemelen. Bu benim öngörüm. Bir elimde bir veri olduğundan konuşmuyorum. Sonuçta aynı bölgede başka bir binanın tepesinde Vodafone varsa o da yıkılmış durumda olduğu için ya da yıkılmasa da binaya giremediğiniz için. Çünkü riskli olarak da addedilen binalar var yıkılmasa bile. O yüzden çalışmama durumu söz konusu. Yani National Roaming çalışmaz çünkü aynı sorun Vodafone'da var, Turkcell'de de var, diğerlerinde de var arkadaşlar. O yüzden onların çalışması, yani National Roaming burada olmaz. Baz istasyonu çalışıyorsa National Roaming olur. Yani başka operatör, başka bir operatörün baz istasyonu kullanabilir. Starlink konusu var. Uydu internet yapılamaz mıydı? Hani şey yapılamaz mıydı? Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket biliyorsunuz. Yakın dünya yörüngesinde dolaşan uyduları var. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Starlink Türkiye'de onay almadı. Biliyorsunuz böyle bir hizmet verebilmek için mutlaka onay almanız gerekiyor BTK'dan. Bildiğim kadarıyla başvuruda bulunmuş ama daha henüz onay gelmemişti. Bu çok olacak bir şey değildi. Neden? Şimdi bunu bir kurtarıcı olarak görüyoruz belki ama faydası olur muydu? Olurdu ama genelde bu uydu sistemleri ki Türkiye'de de bu arada uydu interneti veren bir sürü firma var arkadaşlar. Bu uydu sistemlerinin çalışabilmesi için havanın açık olması lazım. Bulutsuz olması lazım. Hani televizyon izlerken bazen ne oluyor? Uydudan izliyorsanız eğer. Bulut geldiği zaman görüntü gidiyor vesaire. Çünkü antenin uyduyu görüyor olması gerekiyor falan. O arazi şartlarında, o felaket şartlarında bunun ben çok da mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü birinin de oturup bununla uğraşması lazım. Çünkü Starlink dediği şey için de özel ekipman gerekiyor. Anten gerekiyor. Hadi o anteni aldınız, kurdunuz. O doğrudan telefon iletişimi vermiyor. Wi-Fi üzerinden vereceksiniz falan. Hani yine yapılabilir. Yapılamaz demiyorum ama oturup birinin onunla uğraşması lazım. Onunla uğraşması mı önemli yoksa birilerini enkazdan kurtarmak mı? Muhtemelen hani herkes benim gibi düşünecektir. Böyle çok kolay bir şey değil bu. Yani buradan mesela ben İstanbul'daydım deprem zamanında, Kahramanmaraş depreminde. Yani buradan konuşmak kolay. Oraya bir uydu koyun işte falan. Fakat onu kim yapacak orada? Bir de bir taneyle olmayacak. Oraya bir sürü kurmanız lazım ki etraftaki birçok insana fayda sağlayabilirsiniz. Çok kolay şeyler değil. Ha, hazırlıklı olunabilir bunlar için. Önceden planlamalar yapılabilir. Hazır sistemler kurulabilir. Ama bunun için ciddi bir planlama gerekiyor. O kadar kolay olmadığını da altını çizeyim arkadaşlar. Aklınıza şu soru da geliyor olabilir. Farklı iletişim yöntemleri olabilir mi? Olabilir. Telsiz de olabilir ama herkesin telsizinin olması gerekiyor. Telsiz bir de belli mesafelerde çalışan bir teknoloji. Yani insanlara nasıl ulaşacaksınız? Nasıl dağıtacaksınız? Filan gibi sıkıntıları da olan bir teknoloji. Ayrıca ona da anten gerekiyor. Belli bir mesafenin üzerinde.
üzerinde iletişim kurmak istiyorsanız anten gerekiyor. Yani böyle kitlesel bir iletişim sağlamak istediğiniz zaman hala en mantıklı teknoloji GSM olarak görülüyor ama onun da işte gördüğünüz gibi sorunları var. Yani bu sorunlar çözülebilir mi? Baz istasyonları daha güvenli yerlere yapılabilir mi? İşte orada bazı soru işaretleri var. Yani binanın tepesine yapmadınız, bir sokağa bir yere yaptınız. Oradaki bir bina üzerine çöktüğü zaman o da çökecektir. Yani bu baz istasyonunun mutlaka yakın bir noktada olması gerekiyor kullanıcılara. Hani dağın tepesine kurayım, oradan bir yayın yapayım gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Öyle bir şey değil baz istasyonları. Belli bir mesafede olması lazım. O bakımdan da bunlar nasıl çözülür bilmiyorum. Tabii ki benim uzmanlığım değil. Yani söylediğim gibi videonun başında ben haberleşme eğitimi almadım ya da elektrik elektronik mühendisi değilim. Bunların çok ciddi hesaplamaları var. Çok ciddi bilimsel şeyler yapmak gerekiyor. Çalışmalar yapmak gerekiyor. Tabii ki bir çözüm bulunabilir. Bulunabilir mi? Bulunabilir ama bunu önceden düşünüp planlamak gerekiyor arkadaşlar. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz varsa, fikirleriniz varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ülkemizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.